Allah bir ayetinde şöyle bildiriyor. Nahıl suresi 68 ve 69'da şeytanın Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır diye Allah ayetinde bildiriyor. Bal arıları gerçekten çok büyük bir mucize. İnsan detaylarını öğrendiğinde, onlardaki mucizevi yönleri öğrendiğinde her gün yeni bir yönü keşfediliyor neredeyse. İnsanın imanını, Allah'a yakınlığını çok arttıran deliller oluyor maşallah. Ayette geçtiği gibi düşünen bir topluluk için bunda bir ayet vardır diyor Allah ayetinde. Bal arısında bir ayet var. Karınlarından insanlar için bir şifa kaynağı çıkıyor. Ve kendi ihtiyaçlarından 10 misli fazla bal üretiyor olmaları gerçekten sadece Allah'ın insanlar için yarattığı çok özel canlılar olduğunun bir delili maşallah. Elhamdülillah. Bir özel yönleri daha var. Şu şekilde yer tarif ediyorlar arkadaşlar. Hepimiz biliriz. Daha önce videosunu da göstermiştik. Kuyruklarını titreterek 8 şeklinde bir işaret yapıyorlar. Ve bu işareti ne kadar dönerek yaptıkça yerin uzaklığını o bölgede bulunan arkadaşlarına tarif ediyorlar. Fakat şu çok önemli. Bir yakıt alıyorlar kendilerine. Belirli bir bal alıyorlar. Gidebileceği çiçeğe kadar. Fakat bu çiçeğin yerini tam tespit edebiliyor olması gerekir. Çünkü gidene kadar o balın tam olarak oraya gidebileceği kadar bir bal alıyor. Yani bunu ayarlayabiliyor olması tabii arkadaşından tam öğreniyor. Tam metresine kadar yerini tespit ediyor. İhtiyacı kadar olan balı alıyor. Çünkü fazla bal alsa yanına ihtiyacından fazla polen belki bulduğu yerde polenleri toplayamayacak. Ama tam ihtiyacı olan kadar poleni toplayacak kadar bir yakıt alıyor. Tam da arkadaşının tarif ettiği yere ulaşıyor. Bir özelliği daha var. Güneş her dakikada 4 derece yer değiştiriyor. Şimdi bunu hesaplıyor olması da çok büyük mucize. Çünkü arkadaşına tarif ederken güneşin her dakikada 4 derece yer değiştirdiğini bilerek ona göre bir tarif yapıyor ve tam yine tüm arkadaşları gitmesi gereken yeri tam olarak bulabiliyorlar maşallah elhamdülillah. Başka bir yönü daha var. Dışarıdan gelen bir eşek arısı saldırdığında 500 arı yaklaşık olarak 500 arı onun üzerine saldırıyorlar. Ve titreşerek tüm vücutlarını titreterek 45 derecelik bir sıcaklığa ulaştırıyorlar eşek arısını ve sonunda zaten onu öldürebiliyorlar ve kovanlarını işte yabancı eşek arısından korumuş oluyorlar. Maşallah çok büyük maşallah. İman hakikati elhamdülillah. Ben de okumuştum. Riskli bir durum olduğunda da kovanın içindeki bütün balı arılar kovanın içine gidiyorlar. Bir alarm durumunda kovanın içindeki bütün balı içiyorlar. Yani hiç zayi olmayacak şekilde. Ondan sonra oradan uzaklaşıyorlar. Yani balı orada bırakmıyorlar. Canları pahasına ürettikleri balı kurtarıyorlar maşallah. Maşallah.